The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Herkese merhaba. Bugünkü Bitcreo 5.0 kurulum ve konfigürasyon webinarımıza hoş geldiniz. Bu webinarımız kapsamında Creo 5.0 kurulumunun adımlarının nasıl gerçekleştirildiğini, lisans tanıtımının nasıl sağlandığını, konfig ayarlarını nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili genel bilgileri sizinle paylaşıyor olacağız. Herhangi bir sorunuz olursa webinar sonunda iletirseniz bu konular üzerinde tekrar sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Şimdi program kurulumu ile ilgili özelliklere başlayacağız müsaadenizle. Şöyle yapalım. Şöyle. Programın kurulumu ile ilgili CD'mizi bilgisayarımıza taktığımızda burada gördüğünüz gibi bir içerik geliyor karşınıza ve bu içerik içerisinde kurulumla ilgili aşamalarımızı gerçekleştireceğiz. Her şeyden önce program kurulumu için bilgisayarınızda admin yetkisine sahip olduğunuzdan emin olmanızda fayda var. Zira kurulum aşamalarında ortam değişkenleriyle bazı bilgilerin yazılması, beraberinde setup işlemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için bu işlemlerin mutlaka yapılıyor olması gerekiyor. Aynı zamanda yine ihtiyaç duyacağımız şeylerden bir tanesi lisans dosyamız. Lisans dosyamızın da hazır olması lazım. Lisans dosyası burada gördüğünüz gibi text dosyalar şeklinde size iletilmiş olması gerekir. Bu text dosyalarından standart uzantılı olan dosyayı genel kurulumlar için kullanıyoruz. Diğer dosyamızsa bizim baro lisans olarak adlandırdığımız lisans ödünç alma işlemlerinde, örneğin kısa süreli ofisinizden başka bir yere gitmeniz gerektiğinde lisansınızı başka bir bilgisayar üzerine taşıma ihtiyacı olduğu durumlarda lisans transferini kısa süreli olarak yaptığınız işlemlerde kullandığımız lisans tipi. Biz genel lisans tipinden, yani şurada görmüş olduğunuz standart uzantılı lisans tipinden ilerliyor olacağız. Lisans dosyasına baktığınız zaman lisans dosyasının kime ait olduğu, içinde hangi bilgilerin olduğu, müşteri bilgisi, kurulumla ilgili site numarası gibi bilgilere yeri verilmekte ve lisans içeriğinde hangi opsiyonla ilgili başlangıç bitiş tarihi gibi lisans özellikleri varsa buna ait bilgileri de görebiliyorsunuz. Şimdi kurulum aşamaları isterseniz başlayalım. Öncelikle ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesi setup dosyasına az önce bahsettiğim gibi admin kullanıcı olacak şekilde mutlaka başlıyoruz. Zaten oturumu admin oturumuyla açarsanız en doğrusu en kolayı bu şekilde olacaktır. Kurulum aşamasında bize bu şekilde bir menü geliyor. Bu menü içerisinde öncelikle kurmak istediğimiz şey, eğer install new software derseniz, yani daha önce herhangi bir şekilde kurulum gerçekleştirilmemişse bilgisayarınızda buradan devam edebilirsiniz. Zaten lisans kurulumu sizden isteyecektir. Eğer lisans kurulumu daha önce yapılmışsa, lisans kurulumu burada tekrar etmek istiyorsanız setup license deyip önce lisans kurulum aşamasından başlayabilirsiniz. Biz lisans kurulum aşamasını önce görelim, sonra tekrar geri dönüp install new software aşamasına ilerleyelim isterseniz. Next dedik ve bir sonraki aşamaya geldiğimizde bizden yasal uyarıları iletiyor ve bu yasal uyarılarla ilgili kabullerimizi istiyor. Aynı zamanda buradan bilgisayarımızla ilgili gerekli düzenlemede yapmayla ilgili izni istedikten sonra artık bir sonraki aşamaya ilerleyebiliyoruz. Buradaki bilgileri isterseniz print edip daha sonra okumak istiyorsanız oradan yine lisans anlaşmasının içeriğini buradan görüp okuyabilirsiniz. Next ile bir sonraki aşamaya geçtiğimizde şu anda benim bilgisayarımda daha önce tanımlı bir tane lisans server bulunmakta. Lisans server buradaki hangi ID'ye aitse lisansınız oradan o ID üzerinden çalışacak şekilde kurulmasını sağlar. Şu anda benim ID'm bu şekilde görüyor. Dolayısıyla burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi şöyle yaparsak lisans dosyasında da ID'nizin aynı olduğunu mutlaka görmelisiniz. Şu anda bende bir farklılık var. Muhtemelen benim farklılığım sebebi lisansta kullanmış olduğum, yani burada bağlantı için kullanmış olduğum Ethernet kartının sıralamasıyla alakalı gibi gözüküyor. Ama siz kurulum aşamasında mutlaka buradaki host ID ile buradaki host ID bilgisinin eşit olduğundan emin olmalısınız. Bu aşamada normal şartlarda şöyle bir görüntü gelecektir karşınıza. Ve siz burada lisansı kurmak istediğiniz zaman ya buradan Bruce deyip lisans dosyasının yerini göstermelisiniz.
lisans dosyam şuradadır diye yerini göstermelisiniz veya daha pratik olarak buradan standart uzantılı text dosyasını sürükleyip bakın artıyla buraya taşıyarak lisans dosyasını buraya taşıyıp kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra ID'niz buradaki ID'ye eşleşiyorsa kurulum işlemi için program başlar ve lisans sonra bu şekilde kurmanız sağlar. Bakın şu anda bende de lisansımızı kurma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bir diğer yöntem ise şuradaki yukarıdaki opsiyon olabilir. Bazı lisans iplerinde son dediğimiz Sales Order Number şeklinde bir numara tanımlanır ve lisans o şekilde temin edilebilir. Buradan o kodu girerek, size söylenen kodu girerek de Install Licensing deyip lisans kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra finish dediğimizde artık lisans kurulumumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben bir aşama geri gidip yine az önce bahsetmiş olduğum gibi Install New Software seçeneğini kullanacağım. Tabi burada diğer farklı seçenekler de mevcut. Var olan lisans kurulumunuzu upgrade edebilirsiniz. Örneğin Date Code adını vermiş olduğumuz programın farklı zamanlarda yayınlanan güncellemeleri kuruyorsanız Upgrade Existing Software diyebilirsiniz. Veya da Reconfigure Existing Software kullanıp var olan mevcut kurulumunuza ila bazı opsiyonlar koyacaksanız onu Reconfigure deyip buradan da düzenleme yapabilirsiniz. New Software seçeneğiyle ben yani yeni bir kurulum yapma seçeneğiyle ilerliyorum. Az önceki gibi bakın burada yine gerekli seçeneklerden kabul ettiğimle ilgili opsiyonları seçip ilerliyorum. Lisansı eğer kurmuşsanız bu aşamada bu şekilde lisansınızın kurulu olduğu ile ilgili bilgi göreceksiniz. Ben de şu anda artık bakın ID doğru olarak görüyor şu aşamada. Ya da burada eğer lisansı bu aşamada da yani lisans kurulu değilse yine buradan lisansı sürükleyerek az önce yaptığımız şekilde kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki adımlarda lisansınıza bağlı olarak size burada farklı opsiyonlar sunacaktır. Örneğin bilgisayarınızda Creo parametrik kurulumu gerçekleştireceğiz diyelim ki. Orada gördüğünüz gibi şurada Creo parametrik opsiyonu gelecektir. Ben de bu opsiyonlar kurulu olduğu için şu anda update from deyip bakın dikkat ederseniz kurulumla ilgili şey opsiyon sunmuyor. Herhangi bir gereksinim olduğunu söylemiyor. Bunun dışında istersen Distributed Service Manager ya da Pizza Matkat gibi ya da buradan Utilities'ten işte şuradaki MKS ya da Diagnostic Tool gibi farklı opsiyonları kurmam sağlanabiliyor. Bu aşamada hangi yazılım içeriğini kuracağınızla ilgili opsiyonlar seçmiş oluyorsunuz. Ki dediğim gibi lisansınıza bağlı olarak buradaki opsiyonlar değişebilir. Örneğin Render Studio vardı. Lisansınıza tıklarsınız. Evet bunu kullanabilirsiniz. Burada önemli olan bakın No License Found dediği şeyleri eğer lisans olmayan şeyler varsa onlar zaten kurmanıza dikkat ederseniz müsaade etmiyor. Kurmuş olmanız bu anlamda bir anlam ifade etmiş olmuyor. Gerekli olan kurulumlar burada gördüğünüz gibi required olarak bize ifade ediyor. Örneğin Creo Common Files, Creo Parametric için olmazsa olmaz bir gereksinim olduğundan bu dosyaları mutlaka kuracağını bize söylüyor. Dediğim gibi ben de daha önce kurulumlar gerçekleştirildiği için bu opsiyonlarda bu aşamalarla ilgili olarak şu an herhangi bir size gerekmiyor. Ben şu opsiyonu da kurmak istemiyorum dediğim zaman bakın orada opsiyonu kaldırabiliyorum ya da bu opsiyonu kuracağım zaman bu yeni bir opsiyondur. Bunu yeniden kuracağım diye bize söylüyor. Bu aşamada dilersek aynı zamanda Customize opsiyonuna girip kuracağımız yazılımlarla ilgili olarak daha detaylı bilgileri buradan düzenleyebiliriz. Örneğin Creo parametriyi kuracağız. Creo parametriyi kuracağımız zaman gelip buradan Creo parametri kurulumu içinde İşte Java Runtime Edition'ı kurmak istediğimizi veya kalıp lisansımız varsa kalıpla ilgili komponent kataloğunun, bileşen kataloğunun kurulacağını ya da örneğin diyelim ki işte Clear Script Patch dediğimiz analizle ilgili bir tool'umuz var. Bu tool'un kurulmayacak gibi böyle kurulması gereken daha alt detay kurulumları da buradan tanımlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada örneğin işte baktığımız zaman ben de lisansta JT formatı var diyelim ki lisansımda. Buradan JT arayüzünde kurmak istediğimi. Direct Modeling'de beraber çalışacağım. Öyle bir lisansım var. O zaman Direct Modeling için arayüz kurulumu yapmak istediğimle ilgili buradan opsiyonları seçiyoruz. Daha sonra bu opsiyonları seçtikten sonra kurulum için gerekli olan bileşenleri seçtikten sonra bir diğer opsiyonumuz Common Configuration dediğimiz kısım. Buraya gelebiliyorsunuz.
Common Configuration kısmı bize neyi sağlıyor? Örneğin lisanslama işleminde birden fazla lisansınız olduğu durumlarda lisans kurulumu ile ilgili farklı opsiyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin lisansın en temel fonksiyonlarıyla kullanıldığı haller olabilir. Lisansın ilave modüllerin olduğu şekilde kullanıldığı haller olabilir. Bu şekilde kurulumla ilgili detayları buradan düzenliyoruz. Nasıl düzenlediğimizi isterseniz gösterelim. Burada herhangi bir opsiyon olmadığı zaman, buradan örneğin drafting opsiyonum yok ya da işte başka bir opsiyon ilave edeceğim zaman Add deyip yeni bir opsiyon ekleyeceğimi söylüyorum. Bu yeni ekleyeceğim opsiyona o kendisi kriyo parametrik default şeklinde bir isim veriyor. Biz istersek örneğin bunu diyoruz ki kriyo parametrik default değil de mesela şöyle kopyalayıp buraya yapıştırayım. Bu diyorum ki kriyo parametrik default olmasın. Örneğin kriyo P5 webinar olsun mesela. Bu webinarda kurduğum opsiyon olsun. Buradaki bilgiyi alıyorum. Buradan şuraya ekliyorum. Aynı şekilde kopyala yapıştırdım. Mesela bu opsiyonda diyorum ki ben ProRep 2 lisans konfigürasyonu opsiyonu. Bunu şöyle düşebilirsiniz. CAD paketinde temel tasarım modülünüz olabilir. Alt tarafa ilave CAM modülünüz olabilir gibi böyle şeyler olabilir. Onları buradan seçebilirsiniz. Bu ekranda bahsedeceğimiz önemli olan şeylerden bir tanesi şuradaki lisanslar dikkat ederseniz gruplandırılmış durumda. License to run the software seçeneği, yani bu ilk seçenek bize Creo'nun çalışabilmesi için gerekli olan minimum lisans tipilerini burada gösterir. Örneğin Rapid lisansı veya Drafting lisansı bunlardan birini mutlaka kullanmam gerekiyor ki Creo programı açtığımda, Creo Parametric programı açtığımda program hatasız bir şekilde çalışabilsin. Burada yeni lisans tipleriyle ilgili bir özellikten bahsetmekte fayda var. Startup Extension ve Floating Option dediğimiz opsiyonlar var. Startup Extension lisansı, örneğin lisansınızı çalıştırmak istediğinde, örneğin benim buradaki lisansımda baktığımda Mold Design, Ansys Sheet Metal gibi bazı lisanslarım var. Progressive DAI, Expert Mold Base. Bunlar Startup Extension lisans tipindeymiş. Yani ben bu lisanslara çalıştırmak istediğimde mutlaka programı yeniden başlatmam gerekiyor. Programı başlattığınızda startup yani program başlangıcında çekilebilen lisans tipleridir bunlar. Bu şekilde kullanılır. Floating lisanslarsa örneğin burada benim MATCAD lisansım varmış. Hatta bakıyorum buradan Design Check diye bir lisansım varmış gibi farklı lisanslarım var. Bunlar da lisansımın floating olduğu, yüzdürülebilir olduğu durumlarda. Yani örneğin bir kalıp lisansım var. Örneğin diyelim ki işte burada bir MATCAD lisansım var. Bu lisansı ortak ağda farklı kullanıcılarla paylaştığımız durumlarda programı kapatmama gerek olmaksızın program içerisinde lisansı kapatıp açabildiğim ama programı kapatmaya gerek duymadan bu tür çalışmayı sağlayabildiğim lisans opsiyonudur. Floating options dediğimiz. Aynı anda lisans adedi kadar kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlayan bir opsiyondur. Benim için şu anda Startup License to Run software kısmında kullanmış olduğumuz şu anda Pro 2 lisansı yeterli. Hatta buraya ilave olarak da mesela örneğin Ansys Sheet Metal lisansında kullanmak istediğimi söylediğimde bakın Startup ve Floating Option lisans kısmına bu şekilde ekliyor. Sağ taraftaki bu bölgelerde görmüş olduğunuz lisanslar programı bu opsiyonla çalıştırdığınızda kullanabileceğiniz lisans tipleridir. Örneğin Mechanism Dynamics'i kullanacağım. Örneğin diyelim ki buradan Advanced Framework dediğimiz lisans tipini kullanacağım dediğim zaman kullanmayı düşündüğüm lisansları buraya ekledim. Ayrıca floating lisanslarım içerisinden de örneğin MATCAD ile ilgili bir lisans kullanımı ihtiyacım var diyelim ki ya da Design Check ile ilgili bir lisans tipi kullanacağım. Bu şekilde bunları burada kullanmak istiyorum deyip bu şekilde eklemiş olduk. Artık kurulumla ilgili konfigürasyonumu da tanımladığıma göre veya düzenlemem gereken bir opsiyon varsa bunu seçip edit diyerek tekrar düzenleyebilirsiniz. Örneğin burada drafting için kullandığım lisans tipim varmış. Pro drafting olarak tanımlamışım. Herhangi bir startup veya floating lisans özelliğini bunun için tanımlamamışım. Veya buradan geliyorum. Parametrik default içerisine gelip edit diyorum. Mesela burada parametrik default olarak gelen Creo parametrik lisansımı da
Replik lisansıyla var olan diğer tüm lisans özelliklerini burada kullanmak istediğimi söylemişim. İstemediğimiz bir şey olursa da bir opsiyon olursa seçip delete deyip buradan silmeniz yeterli. Shortcut olarak da baktığınız zaman program kurulduğunda masa üzerine veya program grubuna bunun kısa yolunda eklenip eklenmesini istemediğinizi buradan tanımlayabilirsiniz. Veya ortam değişkenleriyle ilgili değişiklikler yapılacaksa bunun sadece mevcut kullanıcı için mi yapıldığını yoksa tüm kullanıcı için yapıldığını buradan tanımlamanız gerekir ki tüm kullanıcı için yaparsanız daha iyi olacaktır. Başta da söylediğim gibi admin yetkisiyle programı kurmak gerektiğinden farklı bir kullanıcıyla girdiğinizde programla ilgili problem yaşamamak için bu opsiyonu seçmenize fayda var. Burada gerekli olan tanımlamaları yaptıktan sonra okey diyelim. Kurulumla ilgili gerekli tanımlamaları yaptık. Artık bu aşamadan sonra install deyip programın kurulmasını gerçekleştirmesini istiyoruz. Install tuşuna bastığımızda program bize neleri kuracaksa onlarla ilgili bilgileri getiriyor. Bu kurulumun yüzde kaçında olduğu ile ilgili bilgileri buradan ekrandan takip edebilmemizi sağlıyor. Bu aşamada yapacağımız tek şey kurulumun tamamlanmasını beklemek şeklinde oluyor. Bakın program burada kurulumu yaptıkça buraya gerekli olan kendisiyle ilgili kısa yollarını ekliyor ve bu kısa yolları burada çalışabilir hale getirmiş oluyor. Bütün kurulumları gerçekleştirdikten sonra programımız %100 olduktan sonra tamam diyoruz ve burada finish işlemiyle artık ben kurulumlarımı gerçekleştiririm deyip kurulum ekranından çıkıyoruz. Bundan sonraki aşamamız programın konfigürasyonu ile ilgili. Şimdi mesela burada bir kurulumumuz gerçekleştirdi. Bu kısa yolumuza sağ tuşa tıkladığımızda programımızın özelliklerine ya da properties menüsüne erişiyoruz. Bu menüye erişmemizdeki önemli olan sebeplerden bir tanesi program için bir başlangıç klasörü tanımlıyoruz. Bu başlangıç klasörü bizim konfigürasyon ayarlarımız. Bu klasördedir. Ben bu klasördeki konfigürasyon ayarlarıyla çalış diyebilmek için sağladığımız bir ayardır. Mesela benim için programın şöyle bir başlangıç adresim var. Ben buraya programın config pro adını vermiş olduğumuz başlangıç dosyasını koydum ve o config pro dosyasını buradan okumasını sağlıyorum. Bakın burada config pro dosyam var. Bu dosya içerisinde programın milimetre ile mi çalışacağı, programın hangi şablonlar üzerine çalışacağı gibi detaylı bilgiler yer almaktadır ve bu bilgiler çerçevesinde program çalıştırılabilmektedir. Bizim de örneğin bir başlangıç klasörümüz olsun da programın default ayarlarıyla nasıl çalıştığını görmemiz bu anlamda kolay olsun diye ben buraya yeni bir tane daha klasör oluşturayım. Bu klasörün adı config olsun. Buraya da webinar diyeyim ki karışmasın. Şimdi config webinar adresini alıyorum. Buradan kopyalıyorum. Bu adresi kopyalıyorum ve şuradaki başlangıç klasörüne yapıştırıyorum. Artık program başladığında burada var olan ayar dosyalarıyla çalışmaya başlayacak. Şu an herhangi bir ayar dosyası koymadığım için program yine gidip kendi default ayarlarıyla çalışıyor olacak. Şimdi OK diyorum ve program bu default ayarlı çalışmasını sağlayacağım. Ama öncesinde yapmam gereken bir şey daha var. Önemli bir şey daha. Bunun için de open file location diyorum. Kısa yol üzerinden. Bu programın kurulu olduğu dizine şu anda beni götürdü. Bakın programı default olarak genelde program files'ın içerisinde PTC klasörü içerisinde kendi date koduyla parametrik ve bin klasörü içerisinde kaydediyor. Bu klasöre gittim. Buradan bu adresi kopyala dedim. Daha sonra programın daha düzenli çalışabilmesi, kendisiyle ilgili bütün dosyaların nerede olduğunu bilmesi için bilgisayarın özelliklerine girip bu da yine admin yetisi mutlaka gerekecektir. Ortam değişkenlerinden, gelişmiş sistem ayarlarından ortam değişkenlerine giriyorum. Environment Variables'a giriyorum. Burada path adres kısmında ki bunu biz genelde şöyle yapmayı tercih ediyoruz. Şöyle gelelim. Burada sistem tarafını eklemeye tercih ediyoruz. Edit diyelim. Mesela buradan bakın birçok şeyim var. Creo parametrik 5.0 için zaten daha önce de oturmuşum ama buraya new deyip normalde Ctrl V ile bu bin adresini tanımlamam gerekiyor.
Ya da var olanı düzenleyebilirsiniz, editleyebilirsiniz. Ben şu fazla eklediğimi siliyorum bu şekilde. Ve okey deyip burayı tamamlıyorum. Bir önemli şey düzenlemede sistem değişkenine şuradaki gibi new deyip ki ben edit deyip ekleyeceğim. Long yani bir sistem değişkeni olarak long değerini de c olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu da programı yazılım dediğiyle ilgili işlemlerin Windows tarafından daha düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamış oluyor. Bunları tanımladıktan sonra bu düzenlemeleri yaptıktan sonra okey diyoruz. Ve artık programı ilk başlangıcını yapabiliriz. Şimdi okey deyip şurada başlangıç klasörünü de tam olarak tekrar yeniden tanımlayalım. Şuradan webinar'a gelip kopyalayalım. Start'ın buraya yapıştıralım. Continue dedik ve bu şekilde kısa yolumuzu düzenlemesini yaptık. Şimdi burada programı çalıştırdığımızda ilk çalıştırmanızda yine eğer administrator oturum olarak açmışsanız problem değil ama yine bu şekilde run as administrator olarak çalıştırırsanız gerekli platform kurulumları gerçekleştiriyor olacak. Program başlarken bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz konfigürasyonları, başlangıç konfigürasyonları bakın bize sunuyor. Diyor ki işte Creo 5 P5 webinar var, drafting var, parametrik var. Hangileriyle başlamak istersin? Örneğin ben webinarla başlamak istiyorum deyip start diyorum. Bununla başlamak istediğimi söylüyor. Bu şekilde program şimdi çalıştırılması gerçekleştiriyor olacak. Program çalışırken de bakın bizim başlangıç dizinimize, klasörümüze bazı dosyalar yazıyor. Bu dosyalar programın hata dosyaları, programın kayıt dosyaları gibi dosyalar. Dolayısıyla bu dosyaların herhangi bir yere yazılmaması için böyle bir başlangıç klasörü mutlaka tanımlanması gerekiyor. Program bize başladığı zaman şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki sizin şu anda şu lisansları kullanabilirsiniz. Size sağlanan lisanslar bunlardır. Fakat şu lisanslar örneğin neymiş? PB Design Check, Interference bunları kullanamazsınız. Çünkü bunlar başka bir Creo modülü için kullanılan lisanslar. Bize bu şekilde uyarıda bulunduktan sonra programı çalıştırıyor. Program ilk çalışması gerçekleştikten sonra şimdi default ayarlarla çünkü benim burada çalışma için kullanmış olduğum ayarım gördüğünüz gibi herhangi bir config ayarım olmadığı için default ayarlarıyla ilk ayarlarıyla geliyor karşımıza. Burada file menüsüne gelip düzenlemeler yapmak için Options menüsünden düzenlemeler yapabiliriz. Ama öncesinde isterseniz Help'ten burada System Information'a bakarsanız şu an ne kurmuş olduğunuzu, servis kontak numaranızın ne olduğunu, hangi versiyonla ilgili çalıştığınızı, burada kullanmış olduğunuz server'ın adını, buna ait olarak lisansı nereden çektiğinizi, lisansın içerisinde nelerin var olduğu gibi bilgileri buradan görebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz kartın özellikleri nelerdir? Bu kartla ilgili neleri kullanıyorsunuz gibi detay bilgileri de sisteme ait bilgileri buradan görüntüleyip izleyebilirsiniz. Konfigürasyon kısmına geldiğimizde şuradan Options dediğimizde bakın burada bize ortamla ilgili düzenlemeler, sistemin görüntüsüyle ilgili düzenlemeler, model görüntülemeyle ilgili düzenlemeler gibi genel olarak yapılacak olan ayarlarla ilgili düzenlemeler burada karşımıza geliyor. Bundan önce şeyi göstereceğim size. Örneğin yeni bir tane model dosyası oluşturmak istediğimde, default template'e göre çalış dediğimde, program şu anda var olan standart ayarlara çalıştığı için gördüğümüz gibi bize default düzlemleri, default görünüşleri şu şekilde karşımıza getiriyor. Ama bu ayarlar benim istediğim gibi olmasını istiyorsam file menüsünden geliyorum. Pardon. File menüsünden Prepare Model Properties'e bakıyorum. Şu anda birimim inç, herhangi bir malzeme ataması yapmamışım. Accuracy değerim şu şekilde düzenlenmiş gibi böyle detay bilgileri buradan görebiliyorum. Örneğin parametreler, benim için tanımlı olan iki tane parametre varmış. Bu parametreleri değiştirmek istersen buradan değiştirebiliyorum ama buradaki parametrelerin default olarak gelmesini istiyorsam gibi böyle şeyler olduğu zaman bir tane şablon dosya kullanmamız gerekiyor. Bu şablon dosya adreslemelerinde File Options menüsünün içerisinde Configuration Editor kısmından yapıyoruz. Şu anda program default olarak kendisi bazı şeyler tanımlamış durumda. Örneğin katı yüzey çalışmalar için kullandığı şablon dosyası bakın burada inç olarak tanımlanmış. Sheet metal için yine aynı şekilde tanımlanmış. Örneğin teknik isim için ona uygun tanımlama gerçekleştirilmiş.
Ve buna benzer montaj için gerekli olan düzenlemeler de yapılmış ama bunlar default ayarında inç olarak geliyor karşımıza. Bu ayarları değiştirmek ve en default ayarlarla devam edebilmek için programı kapatacağım. Şimdi programın kurulu olduğu dizini daha önce açmıştık. Bin klasörüne gitmiştik. Buradan biraz daha yukarı çıkıp Common Files diye bir yani zorunlu olarak kurmuş olduğu dosyalardan bahsetmiştik. Bu dosyalardan bir tanesi Common Files'tı. Onun klasörüne girdiğiniz zaman burada bakın Creo Standard diye bir klasör sunuyor bize. Creo Standard klasörü içerisinde siz hangi ayarlarla çalışmak istiyorsanız, örneğin ISO milimetreyle çalışmak istiyorsunuz. Burada config file'larımız mevcut. Config file'lara gelip buradan diyorsunuz ki ben milimetre kilogram saniyeye göre çalışmak istiyorum. Onu seçiyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Nereye kopyalıyorsunuz? Bunu az önce yapmış olduğumuz config klasörümüz içerisine yapıştırıyoruz. Config klasörümüzü yapıştırdıktan sonra buradan diyoruz ki bu artık milimetre kilogram saniye değil, programın daha düzgün okuması için adı config pro olsun diyoruz. Ve programı tekrar bir daha yeniden başlatacağız. Burada gereksiz olan şeyleri dikkat ederseniz sileceğim. Shift siliyorum. Sadece config pro benim için şu anda lazım olan şey. Geliyorum Creo parametreyi tekrar bir daha çalıştırıyorum. Yine webinarla çalışsın dedik. Creo parametre çalışmasını gerçekleştirdi. Bana sağlayabilir lisansları söyledi. Bunu söylerken aynı zamanda konfigle ilgili dosyalarımın olduğu dizine geldiğimde bakın sadece buraya SDT out dediğimiz hatalarla ilgili uyarı dosyasını yazdı. Yani programla ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman bu sorunları bu dosya üzerine SDT out, SDT error, error dosyalar üzerine yazıyor. Oradan size bilgi veriyor. Bunun dışında başka bir şey buraya yazmadı. Şimdi yine tekrar new diyorum. Yeni bir tane model dosyası oluşturmak istiyorum diyorum. Yeni bir model dosyası yine oluşturdum. File menüsüne geldiğimizde buradan yine Prepare Model Properties'e gittiğimizde artık bakın burada milimetre kilogram saniye olarak çalıştığımızı görüyoruz. Yani bu şekilde program bize File menüsüne gelip Options'tan Configuration Editor'a girersek bakın bu şekilde yeni bir ayar dosyası getirdi karşımıza. Bu ayar dosyası içerisinde de dedi ki senin şablon dosyalarını örneğin katı ve yüzey model çalışmak için kullandığım dosyan milimetre şudur diye bakın diğerlerini milimetre olarak değiştirdi. Bu şekilde de default olarak gelen sistemin config ayarlarıyla çalışabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu ayarlar birçok farklı versiyon çalışması için düzenlendiği için örneğin burada bakın şu şekilde kırmızı ikonlarla bize uyarıda bulunduğu şeyler var, opsiyonlar var. Bu opsiyonlar diyor ki bu model bu opsiyonlar bu versiyon için değil. O zaman bu versiyon için olmayan bu opsiyonları da silip config ayarlarınızı yani ayar dosyanızı export configuration deyip bir daha tekrar config üzerine yazarsanız bakın default ayarlarla çalışabilir duruma gelmiş oldunuz. Başta bahsettiğim lisanslama özelliklerinden Licensing kısmına geldiğinizde burada şimdi refresh ettim de bana getirmeyecek ama floating dediğimiz lisans modelleri olsaydı burada floating lisansları görecektik ve bu lisanslardan istediğimizi iptal edip çalışmamıza devam ederken o floating olarak tanımlanan örneğin kalıp CAM gibi lisanslarımızın diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale gelmesini sağlamış olacaktık. Creo'nun konfigürasyonu ile ilgili genel olarak bahsedeceğimiz konular bu şekilde. Bunun üzerine daha detaylı düzenlemeler yapmak gerektiğinde işte az önce bahsettiğimiz şuradan Configuration Editor'a geldiğimizde şurada template dosyalarımız mevcut. Örneğin template dosyalarımızı alıp şuradan baktığımızda bu template dosyaları istiyorum ki ben belli parametreler olsun. İşte çizen, onaylayan parametresi olsun. Burada project parametresi olmasın ya da description yerine onun adı başka bir şey olsun gibi böyle yeni bir parametre olsun. Örneğin onay parametresi olsun dedik. Onay parametresi dedik ki string olsun gibi böyle şey ayarlarımız varsa onaylayan default olarak işte bensem gibi bu parametrelerin default olarak gelmesini istiyorsak, belli relation dediğimiz ilişkilerin önceden tanımlanmasını istiyorsak bunları oluşturup bunları save edip nereye save edeceğiz? Şuradan yine options'a gelip Configuration Editor'a dönerseniz
Yine en alta geldiğimizde şuradaki template olarak gösterilen adrese kaydedebilirsiniz. Şöyle yapalım. Ctrl C diyelim. Şuradan orada gösterilen adres burada gösterilen adres şöyle tekrar düzelteyim. Template dediğimiz common files'ın içerisindeki template klasörüne bizi gönderiyor. Ondan ben tekrar şuradan söylemiş olayım. Şunu aşağı çekersek. Common files'ın içerisinde template diye bir klasörümüz var. Buraya getiriyor bizi. Bu arada daha önce tanımlı olan pits tarafından tanımlı olan dosyalar mevcut. Bu dosyalara asarak aslında yeni bir dosya açmış oluyorsunuz. Dilerseniz o template dosyalarınızı kalıcı olarak hani sürekli kurulumlara göre bağlı olarak değişmesini istemiyorsanız buradan template dosyanızı alıp bu webinar altına kopyalayabilirsiniz. Adreslemelerinizi tekrar yeniden yaparak da bu Config Pro içerisinde adresleri tekrar oluşturarak da konfiglerinizi kaydedip bu şekilde çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz. Creo'nun kurulum ve konfigürasyonuyla ilgili bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Umarım bu webinar sizin için bu anlamda faydalı olmuştur. Bundan sonraki aşamalarla ilgili daha detaylı sorularınız olursa da onlarla ilgili hem teknik destek olarak hem de eğitim faaliyetleriyle size yardımcı olabiliyoruz. Sizin bize olan talebinizi iletmeniz yeterli. Herkese katılım için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bir başka webinarda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.